Bugün yeterlilik sınavı vardı. Yeterlilik sınavı için ben belgeyi aldım 6 gün önceden. Bugün okula gittim, Namık Kemal Lisesi. Okula gittiğimde hocalar dedi ismini araştırıyoruz. İsim yoktu, benle beraber 9 kişi daha vardı. Bizi aldılar aşağıya salon başkanıyla beraber. Sonra aradılar Dicle'deki üniversitedeki bu ÖSYM koordinatörlüğünü aradı. Dedi bu öğrencilerin belgelerde isimleri buradadır ama resmiyette isimleri burada yoktur. Araştırdıktan sonra dedi bir internete bakalım. İnternete baktığımızda yerlerimiz değişmişti. Yerler Namık Kemal'den Diyarbakır Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesine vermişlerdi. Sınav da başlamıştı zaten. Biz saat 9'da ortalama 9'da içeriye girdik. Yarım saat 45 dakika geçmesine rağmen daha yeni farkına vardılar. Onun için Ankara'daki ÖSYM'nin Ankara'dan gönderdiği yetkiliyi aradılar. Dedi tutanak tutacağız. Tutanak tuttular. Bizim tekrar sınava girmemizle ilgili herhangi bir şey yapmadılar. Böyle sonra öğrencilerle beraber bu mağdur olan 9 öğrenciyle beraber tekrar üniversiteye gittik. Üniversitede ÖSYM'nin yetkilisiyle konuştuk. Dedi işte halledeceğiz filan ama ne yapacaklarını biz de bekliyoruz. Sınava giremedik. Yok şikayet yani tutanak tuttular ama şikayet için biz gerekli belgeleri aldık. Biz inşallah şikayetçi olacağız. Yani bazıları şehir dışından gelmişlerdi. Birisi Hakkari'den, biri Şırnak'tan, biri Muş'tan gelmişlerdi. Biz buradaydık ama uzak yerlerden gelenler vardı. Onların tepkisi tabii ki çok sertti. Hatta bazıları ağladı orada. Dedi biz 2 senedir bu sınav için çalışıyoruz. İşte bilmiyorum ne olacağını. Biz de bekliyoruz. Geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkür ettik.